termik şalterleri inceleyeceğiz. Neymiş bu termik şalterler ve nasıl bağlanacak, nelere dikkat edeceğiz, onların üzerinde duracağız. Gayet yapısı basit gördüğünüz gibi ve bunun üzerindeki şurada ıslanma, işte su girmesin ya da toz girmesin diye buraya bir plastik membran koymuşlar. Bunun altındaki bunlar buton değil, pin, mekanik pinler. Bunlarla çalış duru yapabiliyorsunuz. İçerisinde böyle bir yapı var. 3 fazı geliyorsunuz, 3 fazı yüke gidiyorsunuz. Yani 3 faz buradan yüke giderken şuradaki bir metal elemanların üzerinden geçiyor. Her 3 faz birer bir metal eleman üzerinden geçiyor. Şuradaki ayar komutatörüyle de siz akım değerini ayarlıyorsunuz. Bu 8-13 amperlik bir termik ayar sahasına sahip. Buradan o akım değerini ayarlıyorsunuz. Açma yaptığı zaman her 3 fazı birden kesiyor. Ama şöyle bir durum var. Bu sadece termik koruma yapar. Bunu siz bağladığınızda panodan buna gelen enerji de bir sigorta üstünden geçmesi lazım. Artık bunda nasıl bir motor çalıştırıyorsanız o motorun kalkışına müsaade edecek tipte ve akımına uygun bir sizin yine kısa devre anında açma yapabileceğiniz sigortanızın da panoda olması lazım. Bu sadece termik bir koruma yapıyor. Bunu kompresörlerde görüyorum, pompalarda görüyorum. Özellikle marangozların işte daire ya da şerit testerelerinde görüyorum. Niye? Birincisi yapı basit ve ikincisi ucuz, duygusal diyeyim kullanma nedenleri. Şöyle bir şey var. Siz termik korumayı bir termik röle ile yapsanız, termik röle, kontaktör, işte o kontaktör çünkü termik röle 3 fazı açma yapmaz. Bu 3 fazı birden kesiyor herhangi bir aşırı akım anda. Yani fazlardan bir tanesi bile şöyle söyleyeyim, aşırı yüksekse 3 fazı birden kesiyor. Termik röle öyle bir çalışma yapmaz, 95-96'sını açar. Mecburken bir tane kontaktör kullanacağız. Kontaktör neyle çalıştırıp durduracaksın? Yani start stop butonu. Bunu mühürleyeceksin. Bunu ya panoda yapacaksın. Ama diyorum ki start stopu benim makinemin yanına olması lazım yakında. O zaman küçük bir tane pano kullanacaksın. Makinenin yanına panonun montajını yapacaksın falan falan falan. Halbuki bunu bu şekilde makinenin gövdesine vidalayıp geçiyorlar. Yani bu oradan da bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Ha bunun yerine ne kullanabilirsiniz? Sigorta artı buradaki termik şalter yerine bir tane motor koruma şalteri ya da kompak yani MCCB kullanırsanız o da aynı işlemi yapıyor ama orada da şunu diyorlar. Şimdi MCCB ya da motor koruma şalterini benim kutulamam lazım. Çünkü bu şunu ortadan kaldırıyor. Start stop butonu kullanma olayınızı şuradaki mekanik pimlerle ortadan kaldırıyor aslında bu. Şimdi motor koruma şalteri de kullansam motor koruma şalterinin üzerinden zırt pırt aç kapa yapamam. Yani ekstradan bir daha kontaktör ya da işte buton grubu kullanmam lazım. Onu da motora yakın koymam lazım. Onu da nasıl kutulayacağım gibi. O nedenle hani kullanımı kolay, pratikliği nedeniyle bu kullanılıyor. Şimdi bakalım şu anda sıfıra bastım. Bunda sesi cılız çıkıyor ama. Şimdi hiç çıkmıyor. Kom. Şimdi bakın. 3 fazla açık. 1'e bastım. Bakın. 3 fazla da çıkış var. Şimdi aşırı yüke bindi bu alet. Koruma elemanı. Şurada termik röleye açma yaptıracağım. Görünüyor mu? Bakın. İleri doğru ısındı. Yani elimle ittim aslında. Ve mekanizmaya açma yaptırdı. 3 fazı birden dikkat edecek olursanız şunun bir metalini açma yaptırmıştım ama 3 fazı birden kesti. Ha bununla ilgili şöyle bir uyarı yapayım. Tamam pratik pratik akım değerini düzgün ayarlamanız lazım ama hani buradaki bakın şurada bir sonuç itibariyle mekanizma var ve mekanizma çok da rahat çalışan bir mekanizma değil. Çok uzun ömür beklemeyin. Çok sık bir çalışma yapıyorsanız eğer yapmış olduğunuz bu sık çalışmada hani bunun ömrü çok da uzun olmayacaktır.
Ama pratik mi? Pratik. Termik koruma yapıyor mu? Termik koruma yapıyor. Sigorta koyduğunuz zaman sigorta da orada kısa devre açmada devreye gireceği için bu kombinasyonda siz bunu hani çok karmaşık olmayan basit motorların korunmasında kullanabilirsiniz.